Merhaba sevgili CRR Türk izleyicileri, bir Teknovadi programı ile tekrar karşınızdayız. Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasal zorunluluğa rağmen ülkede temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu BTK tarafından 30'ar milyon lira daha ceza kesildi. 1 Ekim'de yürürlüğe giren ve sosyal medya yasası olarak da ifade edilen 7253 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin 2 Kasım'a kadar Türkiye'de temsilci atamaları gerekiyordu. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasanın gereğini yerine getirmeyen şirketlere daha önce 10'ar milyon ceza kesilmişti. Bu süreçte dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK Türkiye temsilciliği bilgilerini BTK'ya bildirerek internet sitesinde yayımlamıştı. BTK, yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine 10'ar milyon ceza kesmişti. Bu şirketlere yasa gereği kararın tebliğinden itibaren başlamak üzere 30 gün daha süre tanınmıştı. Bu süreç tebliğ tarihine göre geçtiğimiz hafta doldu. Yasanın gereğini yerine getirmeyen ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30'ar milyon Türk lirası idari para cezası kesildi. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülük uygulanmazsa Türkiye'de mükim vergi mükellef gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılmayacak. Verilen reklam yasağı kararı resmi gazetede yayımlanacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde de gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK'nın ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin %50 daraltılması için sulh ve ceza hakimliğine başvurabileceği de resmi gazetede yer alanlar arasındaydı. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumda BTK Başkanı ilgili sosyal ağın internet bant trafiği genişliğinin %90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek. Yani ilk seferde %50'lik bir bant trafiği daraltılmasıyla kullanıcılara daha yavaş hizmet verecek olan sistemler ardından gelecek ceza ile %90'a kadar daraltılmış trafik ile burada kullanıcıların sosyal medya içeriklerine erişmesi artık çok zor bir hal almış olacak. Sosyal medya şirketleri bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse bile o güne kadar kesilen idari para cezalarının 1/4'ü tahsil edilmiş olacak. Reklam yasağı kaldırılmış olacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak. Yasa kapsamında sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe olarak cevaplama zorunluluğuna sahip olacak. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliği ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcısı tarafından 48 saat içinde cevap verilmesi zorunlu tutulacak. Sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayımlayarak bu raporları BTK Başkanlığı'na iletecek. Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal medya ağları doğacak zarardan sorumlu tutulacak. Ayrıca sosyal medya şirketleri Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurma yönünde de gerekli tedbirleri almak zorunda olacak. Yine bir diğer haberimiz ise Çin'in Chang'e 5 uzay keşif aracı kapsülünün Ay'dan topladığı toprak ve taş örnekleriyle dünyaya geri dönüş yolculuğuna başladığı haberiydi. Yaklaşık bir haftadır Ay'ın çevresinde dönen ve yörüngeye oturan araç, Ay'ın yörüngesinde seyreden modüle kilitlendikten sonra daha önce planlandığı gibi dünyaya dönüş yolculuğuna geçti. Daha önce paylaştığı hareket programına göre Chang'e 5 keşif aracının kapsülünün Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesine ineceğini duyurmuştu. Chang'e 5'in topladığı örneklerin uzayda Ay veya Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı bilim insanları tarafından söylenenler arasında. Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin'in uzay programı kapsamında ilk kez dünya dışı bir yerden toprak örneği getirmiş olacağı da kaydedilenler arasında.
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı olan NASA, Çanhı-5'in başarılı bir iniş gerçekleştirilmesinden dolayı Çin Halk Cumhuriyeti'ni tebrik etmiş ve Ay'dan toplanan örneklerin dünyaya getirilmesi durumunda uluslararası bilim camiasının uzay bilimlerinde ilerleyebileceğini kaydetmişti. Çanhı-5'in 4 modülü de 24 Kasım'da uzun yürüyüş roketiyle birlikte fırlatılmıştı. 23 gün sürmesi planlanan misyon başarıyla tamamlanırsa Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan dünyaya örnek getiren 3. ülke olacak. 2009'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzeyine indiren Çin, bu başarıya ulaşan ilk ülke olmuştu. Evet, bu haftada Teknovadi'nin sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.